Ulusal kanalımızın değerli izleyenleri, yine sizlerle beraberiz, buluştuk. Sizlerden gelen soruları yönelteceğim bu hafta Hakkı Yılmaz'a. Değerli Yılmaz, izleyicilerimizden sorular maşallah yağıyor. Soruları ben şimdi size yönelteceğim ama soruları yöneltmeden evvel söylemek istediğiniz bir şey varsa izleyenlerimize lütfen buyurun. Evet, önce değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı iletiyorum. Ondan sonra da sorulara gelmezden evvel yine soru da işte 11 Ekim'de yayınlanan programımızda bir konuya değinmiştik. Hani bir taraftan laiklik İslamidir dedik, bir taraftan hani Allah insanlara din, vicdan, inanç, özgürlüğü tanımıştır dedik. Bir taraftan da arkadaşlar hani Tevbe suresinin 5. ayetiyle ilgili bir soru, hatta itham yönelttiler. Dediler ki bir taraftan böyle diyorsunuz ama işte o ayette de müşrikleri nerede bulursanız, nerede yakalarsanız öldürün diyor Allah. Kimseye din ve vicdan hürriyeti tanımıyor gibi bir şey olmuştu. Onu izah etmiştik. Fakat orada bir şeye değindiğimiz zaman bazı arkadaşların da dikkatini çeken bir nokta olmuş. O da yine Tevbe suresinin 28. ayeti. Orada da yine müşriklere veyahut da arkadaşların tabir ettiğiyle hani kafirleri Mekke'ye veyahut da Kabe'ye sokmama gibi bir konunun ve böylece yine de kimseye din ve vicdan hürriyeti tanınmadığı noktasıyla ilgili bir müracaat var. Hatta serzeniş de var diyebilirim. Şimdi ben bu defa geçen de Tevbe suresinin 5. ayetiyle ilgili açıklama yapmıştık. Bu defa da Tevbe suresinin 28. ayetiyle ilgili kısa bir açıklamalarda bulunacağım. Ve değerli izleyicilerimizin bu konuyu takip etmelerinizle istirham edeceğim. Şimdi Tevbe suresinin 28. ayeti de şöyle. Önce meali onu bir takdim edeyim. Ey iman eden kimseler! Ortak koşan bu kimseler sadece bir pisliktirler. Artık bu yıllarından sonra Mescid-i Haram'a yaklaşmasınlar. Eğer yoksulluktan, onların uzaklaşmasıyla kazanç kaybına uğramaktan korktuysanız da Allah sizi dilediğinde armağanlar ile yakında zenginleştirecektir. Şüphesiz Allah en iyi bilen, en iyi yasa koyandır. Ayet-i Kerime böyle. Tekrar edeyim, şöyle bu açıklamayı yaparken, Tevbe suresinin bu ayetleri belirli bir zümre ile ilgili ayetlerdir. Bunlar da daha önceki sohbette beyan ettiğim gibi Müslümanlarla anlaşma yapmış, sözleşme yapmış, aynı haklara sahip olmuş kişiler birbirlerini koruyacaklar, kardeşçe yaşayacaklar ama müşriklerden bu grup Müslümanları arkadan hançerlemeye çalışmış ve böylece vermiş oldukları taahhütleri, sözleşmeleri bozmuşlar. İşte burada konu edilen müşrikler bunlardır. Yoksa tüm müşrikler diye de bir şey yoktur. Burada Mescid-i Haram'a yani sokulmaması gereken kesim de bunlardır. Şimdi bu şöyle bir şey var. Şimdi burada akla da bir şey geliyor herkesin. Ayet burada özel bir kişiye, bir gruba hitap ettiğine göre, bunlar da tarihte orada kaldığına göre, yani bu ayetler Kur'an'da hani tarihsellik iddiası falan var ya, bu öyle de olabilir mi? Yani bu bizi ne ilgilendirir? O günkü müşrikler Mescid-i Haram'a sokulmayacaklarmış, Allah sokulmasınlar istiyor gibi. Şimdi bu noktaya şöyle cevap vereyim ben burada. Bugün işi de aynı bu ayet tüm ülkelerin, yani şöyle, ülkelerde bulunan hainlerin sürgün edilmesi, bir daha o ülkenin hiçbir yerine,
özellikle de eğitim öğretim kurumlarına sokulmamaları ve ekonomik kaygılarla kesinlikle bu ilkeden vazgeçilmemesi gerektiğini emreder. Yani ayet yine de evrenseldir. Yani her devlet kendi anayasasına ihanet eden, devlet bütünlüğünü bozmaya çalışan, o devleti yıkmaya çalışan hainleri hem dediğim gibi savaş ilan eder onlara, hem de dediğim gibi bulundukları ortamlardan da kovarlar. Özellikle de eğitim öğretim kurumları gibi, burada Mescid-i Haram diye geçiyor ya, oralara sokmazlar. Yani ayet yine de evrensel bir hükme sahiptir. Onu burada belirteyim. Şimdi bunları anlatırken aslında konunun şu noktası var. Şimdi bu ayetlerin hani meallerini, anlamlarını bozdukları gibi işin aslında işte belirli bir kesim ve belirli bir kesimin hainliği diyeyim, Müslümanların da gafleti, duyarsızlığı neticesinde İslam'ın bütün hükümleri, bütün diyorum ki yani çoğuna yakını, ekserisi, kısmı, küllisi diyoruz buna. Hep biliyorsunuz dejenere olmuş, evet. Bütün kavramlarımız bozulmuş. İşte bu ayetlerde de bunlar söz konusu olmuş. Şimdi bunu şöyle söyleyeyim sana. Şimdi bu ayeti mesela Arabistan yöresi nasıl uyguluyor diyecek olursak, şimdi hatırladığım kadarıyla herhalde değiştirmediler. Mekke'nin girişinde, Mekke'ye yakın bir yerde yollara karakol kuruyorlar. Orada kimliklerine bakıyorlar. Oradaki ismi Müslüman değilse veyahut da nüfuzunda Müslüman yazmıyorsa onu Mekke'ye sokmuyorlar. Böyle bir uygulamaları vardı. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii şimdi Arabistan bu. Yani her türlü şeyi kaldırır. Bunda da çifte standart uygulanlar onlar. Şimdi biliyorsunuz Mekke'nin, Kabe'nin çevresinde küçük binalar yıkıldı. Dev gökdelenler, rezistanslar, şunlar bunlar yapıldı. Oralarda çalışan mimardır, mimarlar, mühendisler, bütün teknik adamların hepsi de maalesef hani Müslüman olmayanlardandı. Şimdi ben burada tekrar bir şeyi hatırlatayım değerli izleyicilerimize bu ayet kapsamında. Şimdi bu ayet Mekke'ye veyahut da Kabe'ye müşrikler gelmeyecek diye bir ifade yok. Ayetin amacı başka. Şimdi her şeyi bozdukları gibi biz de haccı da bozdular. Şimdi Allah Kur'an'da, bak onu kesin olarak burada belirteyim. Yani şimdi Kur'an'ımızda Ali İmran suresinin 96-97, Maide 97, Hac suresinin 25-26-29. Ayetlerinde haccın bütün insanlığa açık olduğunu, haccı tüm insanlığın yapması gerektiğini, hacca oraya gidip gelmeye gücü yeten insanların hep hacca gitmelerini ister. Yani Allah hac konusunu sadece Müslümanlara özgü bir ibadet olduğunu söylemez. Hac insanlığa açık bir ibadettir. Hacca gidenler hac, tekrar ediyorum, bunda bir tekrar vurgu şey yapacağım. İnşallah ileride geniş şey yaparız. Hacca gitmek, Kabe'ye gitmek veyahut da Mekke'ye gitmek demek değildir. Hac orada bir hac emiri olacak ki onu şöyle söyleyeyim. Hac orada hac emirine gidip teslim olmak ve hac emirinin şeyinde, emrinde orada ilahiyat eğitimi almak, Allah bilgisini geliştirmek, Allah inancını geliştirmekten ibarettir. Ki oraya Allah onları şey yaptığı zaman, yani ta hac biliyorsunuz, yeni bir yani peygamberimizde falan devreye girmiş bir şey değil. Hac konusu İbrahim peygamberden beri uygulanan ama peygambere kadar da yine yozlaşmış, mezrasından çıkarılmış bir ibadetti. Şimdi Allah orada mesela şimdi Hac suresinin 26-29. Şeylerinde Allah İbrahim peygambere der ki sen haccı tüm insanlığa duyur. Onlar yaya gelsinler, binekli gelsinler, hatta yorgun develerdeki ta uzaklardan bile
gelsinler, sana teslim olsunlar, sana gelsinlerdir, sanadır. Yani Kabe'ye gelsinler, Mekke'ye gelsinler falan filan değil. Bu şuna benzer. Hani devletler asker toplar. Mesela ülkemizi ele alacak olursak, Anadolu'nun köyünden, kentinden yola çıkan asker adayları giderler orada. Şehire değil, birliklerine, komutanlarına teslim olurlar. Biz geldik, vatan görevini yapmaya hazırız derler. Aynı Haç'ta da yine bir Haç komitesi kurulacak çağımıza göre. Orada dünyanın her tarafından Yahudidir, Hristiyandır, müşriktir, münkirdir, deisttir, ateisttir. Yani kim ne varsa, ne kadar insan türü varsa, onların hepsi orada ilahiyat eğitimine, öğretimine davet edilecek. Ve tuhafınıza gider. Bunun sponsorluğunu da, finansmanını da müminler sağlayacak. Ve orada iyi bir ilahiyat eğitimi alacak. Haç'ın şeyi budur. Ama işte buna, bu da yozlaştırıldı. İşte tamam, Müslüman olmayanları Mekke'ye sokmayalım, Mekke'ye sokmayalım, Kabe'ye sokmayalım cinsinden bir şeye dönüştü bu da. Tekrar ediyorum, bu ayetteki konu edilen müşrikler de, oraya sokulmaması gerekenler de, bugüne göre, bugünün tabiriyle söyleyecek olursak, vatan hainleridir. Evet. Evet, vatan hainleridir. Bu da yine Cenab-ı Hak burada deminki güncelini söyledim. Tüm ülkelerin vatanına hainlik edecek kişileri ülkelerinden uzaklaştırılması gerektiği noktasında ilahi bir emirdir ve her zaman içi de geçerlidir. Onu burada belirteyim. Ondan sonra da ana konumuza gelelim hocam. Buyurun. Çok sağ olun bu açıklamalar için. Önemliydi gerçekten. Haç'la ilgili de kısa bir bilgi vermiş oldunuz. Şimdi Fatih Yavuz adlı izleyenimizin akademik fayda diye bir sorusu var. Selamun evet. Aleyküm. Çok değerli Hakkı Bey. Elhamdülillah. Sayenizde Kur'an'ın tebliğini gözümüzün önüne getirerek namaz nedir, salat nedir, daha birçok konuda öğrenmemizi sağladınız. Çok teşekkür ediyorum. Aşağıda Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ilgili kurulu tarafından İmamların maaşı ile ilgili sorulan bir soruya verdiği cevap görülmektedir. Maaş alan imamın arkasında namaz kılınır mı diye. Konu bunlar değil elbette. Burada ben farklı bir soru soracağım müsaadenizle sizlere. Aşağıda verilen cevap da para karşılığı ibadet yapılmaz, ibadetler Allah için yapılır diyor. İkinci paragrafta ise imamların namaz kıldırdığı için maaş almadığını, aksine başka görevleri için maaş aldığını açıklamaktadır. Aslında bu gerekçeler de tutarsızdır. Çünkü aşağıda görüleceği gibi Diyanet İşleri Başkanlığı görev ve çalışma yönetmeliğinin 40. maddesinin A bendinde imam hatiplerin görevli sayılırken dahi ilk maddede görevi olarak belirtilmiş. Madem bu işten maaş almıyorsa görev olarak verilir mi? Soru evet. Bu. Hocam şimdi aslında bu tip bir soruya daha önce de bir cevap vermiştik de burada arkadaşlarımız hani şöyle şey yapayım bunu tutup şeylerle yani kamu adında veyahut da imamların namaz kıldırmanın ötesinde başka bir görevlerinde varlığını bizzat Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ileri sürmesinden dolayı bize iletmiş durumda oluyor şimdi. Anladığım kadarıyla öyle. Şimdi şöyle, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın dediği gibi ibadetten kesinlikle para alınmaz. İbadet para için yapılmaz. Hiçbir ibadet çıkar için yapılmaz. Her şey Allah rızası için yapılır. Şimdi ama şimdi görüyorsun namaz kılanlar sevap alacağım diye, oruç tutanlar sevap alacağım diye. Hatta demin konu ettik de hacca gidenler de sevap alacağız diye yaparlar. Yani babalarının hayrına gitmezler. Mesela ne diyeyim? Yani hepsi rantiyeci diyeyim. Şöyle Allah rızasını düşünen falan hani kimse yok. Şimdi şöyle, mesela yani deminki konu ettiğim meseleye geleyim. Mesela haç konusunu ele alalım. Şimdi şöyle. Şimdi herkese öğretirler, ilmihal kitaplarında yazarlar.
Arafat'ta bir anlık vakfe duruş demek. Bir dakikalık, bir saniyelik falan dikilivermeye vakfe denir. Böyle Arafat'ta bir dakikalık vakfe insanı anasından doğduğu günkü kadar temiz hale getirir. Yani onun hiçbir günahı kalmaz tarzında bir ifade var. Yine ikinci bir şey, Peygamberimize fatura edilen ama Peygamberimizle hiç alakası olmayıp iyi bir turizm şirketi tarafından uydurulmuş olabileceğini söyleyebileceğim. Kim ki benim mescidimde, yani Medine'deki peygamberin kabrinin de olduğu camide, mescitte 40 vakit, yani 8 gün namaz kılacak olursa onun da anasından doğduğu günkü kadar günahsız hale geleceğini iddia eden şeyler var. Bakın hep çıkar. Evet. Halbuki ben değerli izleyicilerimize şunu söyleyeyim. Yani burada hani onu belirteyim. Bir defa şu anda, yani haçta, hani haçta gidip de bir an Arafat'ta bir dakikalık, bir saniyelik bile duruş, hani bir insanı anasından doğduğu günkü gibi bir hale getirirmiş ya. Buna özenerek falan hani gidiyorlar da, ben açıkça söyleyeyim, değerli milletim, değerli Müslümanlar, değerli insanlar, onu şöyle söyleyeyim. Ne kadar ülkenizde, vatanınızda ibadet etmiş, hayır hasenat yapmış olsanız da bugünkü tarzda hacca gidenler, ister Mekke'sine gitsinler, ister Medine'sine gitsinler, onu açık olarak belirteyim. Kesin olarak ömründeki yapmış olduğu ibadetlerin hepsini boşa gidermekte. Çünkü A'dan Z'ye şirke bulaşmaktadırlar. Şirk de bütün amelleri boşa giderir. Allah onları teraziye bile koymaz. Yani sevap alacağız diye oraya gidenlerin hepsi de gırtlağına kadar günaha batıp gelmektedir. Bu yönde de duyarlı olsunlar. Şimdi bu, madem ki ibadetler yani herhangi bir çıkar uğruna yapılmıyor, menfaat için yapılmıyor. Tabii ki yani imamlar da, yani bu konudan, imamlıktan da para alınamaz, ibadetten de para alınamaz. Ama maalesef ve maalesef, şimdi bak, maalesef ve maalesef. Şimdi imamlarımız şu anda resmen namaz kıldırma memuru pozisyonuna geçildi. Bunu bir iş ve meslek edindirdiler. Evet, evet. Halbuki imamlık yapan arkadaşlarımız da yani kıldıkları namazı diğer Müslümanlar, cemaat gibi, herhangi birisi gibi, onların da yani mutlak surette şey yapmaları lazım. Onların da görevidir. Onların da namaz kılmaları lazım. Ama ne yazık ki şimdi Müslümanların imamları, şöyle söyleyeyim, namaz kılmıyorlar, namaz kıldırıyorlar. Şimdi namaz kıldırıyorlar. Yani bu onların işi olmuş. Ve işlerinden de adamlar para kazanır duruma gelmişler. Şimdi şöyle bir şey var. Yani burada Diyanet yazmış, onların başka bir görevleri var diye. Bu görev nedir acaba? Yani bunu açıklasınlar. Casusluk mu yaptırıyorlar? İspiyonerlik mi yaptırtırıyorlar? Ne yaptırtırıyorlar? Caminin temizliğini yapılıyorsa, caminin temizliğini imamlar değil, imam o şeyler değil, orada namaz kılan, oraya ibadete gelen Müslümanlar kendileri yapsınlar. Kendi evlerini nasıl temiz tutuyorlarsa, dediğim gibi Müslümanlar camilerini, okullarını, sokaklarını hepsini tertemiz yapsınlar. Bu Müslümanların görevidir. Yani bir Müslüman bir ülkede, yani bir çöpçülerin olması bile, temizlik işçilerinin olması bile abes şeydir yani. Onu da belirteyim. Herkes kendi evinin önünü, kendi sokağını kendisi temizlesin. Şimdi şöyle bir şey daha var. Burada bütün şeylere gelince, bak bu da çok enteresan bir nokta, onu da belirteyim. Şimdi fıkıh kitaplarında cemaate kim imam olur noktası çok incelenmiş. Bunu şey yaparken hemen üzerine eklemişler. Yani cami dışında, yani namaz kıldırma memuru yokken, yani namazı kim kıldırsın falan filan gibicesine bir şey yapmışlar. Kendilerine göre bazı ölçütler getirmişler. Mesela şöyle demişler. Namazı kim kıldıracak? Şimdi namaz hükümlerini en iyi bilip Kur'an'ı daha güzel okuyan, bir.
daha müttaki olan, yaşça büyük olan, ahlakça daha üstün olan, daha yakışıklı olan, sesi daha güzel olan, elbisesi daha temiz olan, insanlar arasında itibarı daha fazla olan, hatta bunun arkasına da müttaki davasında hanımı en güzel olan diye de bir maddede koymuşlar. Yani aslında bu hani namaza imam tayin etme şeyini uydurdukları zaman, onu belirteyim, namaz ritüelleşmiş, namazı da böyle komutla, grup halinde yapmaya başladıkları zaman ki namaz niyazlıktan, tazarrulu duadan çıktı gitti. O zaman da bu şartları da getirmişler, bunu da ön plana getirmişler. Yani buna göre de caminin içerisindeki cemaat birbirine bakacak. İşlerinde bu maddelere göre en uygunu kim ise onu buyur namazı sen kıldır diyecek. Ve hatta bunlar eşit olacak olursa, yani aynı şeylerde, onların arasında kura çekilecek. Ama yine de görevli, maaşlı falan filan birisi olmayacak. Evet, evet. Peki bu noktada bir şey daha var. Şimdi böyle şey yapayım. Bu bir kamu görevi olup da, yani bu kamu görevi şeyinde, yani bunların şeyi olabilir mi? Kamu görevinde yani bu noktalar, yani kamu görevleri kamu malından, öyle diyeyim, beytül maldan herhangi bir çıkar sağlayabilirler mi noktasına gelince, bu konuyla ilgili arkadaşımızın da orada değindiği bir ayet var o sorusunun cevabında. Ben rica etsem sizden Tevbe suresinin 60. ayetini lütfeder misiniz? Okuyun. Olur. Lütfen. Buyurun. Kesinlikle Allah tarafından bir taksim, zorunlu görev olarak sadakalar, kamunun gelirleri, ancak fakirler, miskinler, yoksullar, işsizler, o iş üzerine çalışan görevliler, kamu görevlileri, kalpleri İslam'a ısındırılacaklar, özgürlüğü olmayan köleler, ağır borç altındakiler, Allah yolundakiler, yani askerler, öğrenci ve öğretmenler, yolda kalmışlar içindir. Allah her şeyi en iyi bilendir, en iyi yasa koyandır. Evet, şimdi burada kamu gelirlerinin kimlere harcanacağı, kimlere verileceği noktasında şey yaparken, burada ayetin orijinalinde yani miskinlerden sonra vel amiline aleyha diye bir ifade vardır. Amil işçiler demek. Yani bu sadakalar üzerindeki şeyler demek. Şimdi bunu genellikle şöyle söyleyeyim. Fıkıh kitaplarına, ilmihal kitaplarına bunları tamamen zekat memurları diye işlediler. Zekat toplamakla görevli memurlar olarak anladılar. Halbuki ayeti kerimedeki vel amidine aleyhanın zekatla veyahut da bu ayetin, bak, Tevbe suresinin 60. ayetinin zekatla uzaktan yakından bir alakası yoktur. Evet. Kesinlikle yoktur. Ayette konu edilen sadakalardır, kamu gelirleridir. Bu bir. Şimdi zekat ise kesinlikle kimseden alınmaz. Zekat bir insanın iman borcudur. Ve kesinlikle zekat alınmaz, zekat verilir. Kur'an-ı Kerim'de onca zekat ayetlerinin içerisinde kesinlikle peygambere veyahut da kamuya gidin de müminlerden zekat alın diye bir ayet söz konusu değildir. Tamamen haber cümlesiyle müminler zekatlarını verirler, salatlarını ikame ederler diye veyahut da zekat verin tarzında Allah emreder. Zekat verirler. Emir olacak olursa zekat verin. Gıyabi emir olursa zekat versinler diyedir. Bunu Müslümanlar yıllar yılı sadaka ile zekatı hep karıştırdılar. Açık söylüyorum. Bu da ihanetin şeylerinden bir tanesidir. Burada ki hani şöyle söyleyeyim. İlk dönemlerde, yani bu ayet indiği zaman, peygamberin ilk devletini oluşturduğu zamanda da kamu görevlisi olarak dediğimiz zaman sadece bu, yani kamu gelirleri noktasında, kamu gelirlerinin harcanması noktasında görevliler vardı. Bu sınırlı bir şeydi. Tabii ki
Şimdi ondan sonra yani her devlette, her millette kamu görevlisi değişti. Eğitimcisi, öğretimcisi, şu bu falan filan şeyi söz konusu oldum. Ve böylece şimdi buradan da hareketle hem memurlar şey yaptı, bir de kamu görevlerinde yani görevlendirilmiş kişilere belirli bir ölçüde, belirli bir ölçü dediğimiz şey de maruf ölçüsüdür. Maruf ölçüsü dediğimiz şey de şudur hocam, kesin olarak söylüyorum. Burada bu insanın yiyeceği, yani nafakası diyeceğim toplu olarak, nafaka, nafaka tüketim maddesi demek. Tüketim maddesi yeme, içme, giyim, kuşam ve temizlik maddeleridir. Bunları karşılayacak ölçüde mutlak surette maaş alır. Maaşlar bu ölçüde olmalı. Kimse az yememeli, normal yiyeceği şeyini yiyebilmeli, normalini giyebilmeli, normal temizlik maddelerini de temizleyebilmeli. Maruf ölçüsü dediğimiz şey budur. Bu da nereden geldi diyecek olursak, şimdi böyle hani devlet gelişip yükselip memur çoğaldığı zaman Müslümanlar arasında bu da baya baya bir sorun oldu. Ve böylece ne yapalım tarzına geçildiği zaman, o zaman yani herkes toplandı, Pınar'ın kaynağından bunun yerini aramaya başladılar. Aradıkları zamanda da burada Nisa suresinin 6. ayetini üzerinde durdular. Şimdi siz lütfen o 6. ayeti bize bir takdim edin. Ben de oradan anlatacaklarımı anlatıvereyim. Olur. Ve bu yetimlerinizi nikaha ulaşıncaya kadar sıkı bir eğitim vererek olgunlaştırınız. Sonra da eğer kendilerinde rüşt, erginlik çağına ulaşmışlık hissederseniz, mallarını kendilerine hemen teslim ediniz. Onlar büyüyecekler diye onların mallarını eksilterek, çalarak ve alelacele yemeyin de. Ve kim zengin ise artık o iffetli, nezih, sabırlı davransın. Herhangi bir ücret almasın. Kim de fakir ise artık o da örfe uygun, herkese kabul gören bir şekilde yesin. Sonra da yetimlerin mallarını kendilerine teslim ettiğiniz zaman onlar üzerine şahit tutunuz. Hesap sorucu olarak da Allah yeter. Evet, çok teşekkür ederim. Bu ayet-i kerimede Rabbimiz burada yetim malları üzerinden yetim hukukundan bahsederken, burada küçük yetimlere tayin edilen kayyum, vasi veyahut da veli, yetim mallarını idare etmekte yükümlü olan bunların, eğer ki bunlar zenginse iffetli davransınlardır. İffetli davransınlar demek, kesinlikle buradan herhangi bir şey, bu görevlerinden dolayı bir şey almasınlar. Eğer ki fakirlerse, yani ihtiyaçlılarsa, işte o zaman burada örfe uygun, maruf ölçüde, demin ki dediğim gibi, zenginleşmek için değil de nafakalarını temin etmek için yemelerini, içmelerini, giymelerini ve temizlik giderlerini karşılayacak ölçüde maaş alsınlar buyuruyor Cenab-ı Hak. İşte kamuda görev alacak kişilerin hepsi, bakın bu ölçüde kamu görevlilerinin hepsi, ama bakın şimdi A'dan Z'ye kadar bir görev verildiyse, bu adamın maldan, mülkten, mirastan kendine ait başka bir geliri falan filan varsa, zenginse, kamu görevinden kesinlikle herhangi bir şey almasın diyor Allah. İffetli davransınlar diyor. İffet sözcüğünün Türkçesi namustur. Namuslu davransınlar diyor. Ve böylece zengin olmasına rağmen kamudan herhangi bir şey götürmeyi de namussuzluk olarak ifade ediyor Allah. Bunun üzerinde duralım. Ama ihtiyaçlı olanların da mutlak surette, tekrar edeyim, ihtiyacı nispetinde, nafakasız nispetinde kamudan bir şeyler alabileceğini de Cenab-ı Hak burada bildiriyor. Şimdi şöyle söyleyeyim ben burada. Şimdi İslami inanç bu. Şimdi Peygamberimiz kamu görevi yaparken, önce oraya geleyim.
Baş imam peygamberimizdi. Bu milletin önderi, insanlığın önderi, rehberi peygamberimizdi. Daha önce çok ifade ettik. Peygamberler yaptıkları işlerden, görevlerden kesinlikle kuruş almadılar, alamazlar. Hiçbir peygamber almadı. Onu belirteyim. Hiçbir peygamber almadı. Allah aldırttırmadı. Onu belirteyim. Şimdi bunun ötesinde şöyle söyleyeyim. Şeye gelince, sahabe dönemine gelince, peygamber vefat ettikten sonra Ebu Bekir önce kendi işlerini, güçlerini terk etti, ticaretini terk etti, ziraatını terk etti, devlet işi yapacağım diye özel işlerini yapamadığından dolayı nafaka sıkıntısına düştü. Nafaka sıkıntısı çekerken bunu arkadaşlarıyla, sahabeyle, diğer müminlerle istişare etti. Onlar da dediler ki, bu hani yetime atanan kayyumun ayetini delil göstermek suretiyle ihtiyacın kadarını alabilirsin dediler. Ve böylece Ebu Bekir'e buradan bir maaş bağladılar kamu gelirinden. Bakın. Fakat Ömer vefat edeceği Ebu Bekir vefat edeceği anda, benim bu işten içim rahat değil. Benim aşağına kadar aldığım maaşı orada hesaplayın, hazineye, Beytülmal'e iade edin diye vasiyette bulundu. Ve varisleri tarafından bu para tedarik edilerek hazineye geri verildi. İşleri rahatsız, yani rahat edemediler. Kendilerinin iffetsiz davrandığı kanaatini taşıdılar. Arkadan Ömer halife oldu. Ömer de aynı şekilde bu ayete istinaden maaş bağlandı. Ve sonunda o da bundan pişman oldu. Hatta ve hatta onu da söyleyeyim. Ömer vasiyet ettiği zaman, öleceği zaman kendi varisleri bu parayı direkt olarak temin edemediler. Başkalarından borç bulmak suretiyle tedarik edip hazineye geri verdiler. Çünkü şöyle söyleyeyim. Şimdi eskide İslami inançta iman çok farklı bir şeydir. Şimdi bakmayın böyle yaşandığına. Şimdi diyorlar ki, ne diyorlar? Devletin malı deniz yemeyen keriz. Bal tutan parmağını yalar. Üzümü bağını sorma gibi. Yani İslami olmayan, Müslümanlıkla alakası olmayan, müminlikle alakası olmayan anlayışlar İslam'a geldi. Şimdi işin şeyini söyleyeyim şöyle. Burada ne var? Kamu geliri, kamu bütçesi emanettir. Bakın, kamu bütçesi emanettir. Emanete ihanet edilmez. Bakın isterseniz Rabbimiz bu emanet konusunda Pınar'ın kaynağında neler buyurur. Lütfeder misiniz Enfal 27? Olur. Ey iman etmiş kimseler! Allah'a ve elçiye ihanet etmeyin. Bile bile kendi emanetlerinizi de ihanet etmeyin. Şüphesiz mallarınızın ve evlatlarınızın kesinlikle imtihan aracı, sizi dinden çıkaracak birer varlık olduğunu ve kesinlikle de Allah katında çok büyük ecir olduğunu bilin. Evet. Ne diyor? Ey iman etmiş kimseler, Allah'a ve elçiye ihanet etmeyin. Bile bile kendi emanetlerinizi de ihanet etmeyin. İşte buyurun. Yani imanla ihanet bir arada bulunmuyor, birleşmiyor. Şimdi burada şunu da belirtelim değerli izleyicilerimize. Onu da burada belirteyim. Şimdi Resulullah, hani demin kendisinden bahsederdik de, hani öyle kendi yaşamındaki şartları anlattık da, bir de Resulullah'ın hayatında, aile hayatında gelişen bazı olaylar vardı. Onu da belirteyim. Değerli müminler, Ahzab suresinin 28 ile 34. ayetlerini iyi okusunlar. Orada öğrensinler. Bakın neler var. Şimdi peygamberin eşleri vardı. Eş olma şartlarının gereği ayrıydı. Onu şey yapmaya lüzum yok ama bunlar sağdan soldan duydukları gibi peygamberin eşleri de diğer krallarınki gibidir. Diğer hani yöneticilerin eşleri gibi mal varlığı, yani lüks içerisinde yaşamaya özendiler. Bakın, lüks içinde yaşamaya, ne diyoruz şimdi? First lady'liğe özendiler.
Bu ayetleri tekrar şey yapacağım, adres veriyorum. Ahzab suresinin 28 ile 34. ayetleri. Şimdi bu ayetlerde Cenab-ı Hak peygamber bunun sıkıntısını duyarken, yaşarken Allah imdadına yetişti. Bakın bu ayetlerde onlar uyarıldı. Onların başkaları gibi olmadığını, onların daha temkinli, daha takva bir hayat yaşamaları gerektiğini, topluma önder olmaları gerektiğini, temsil yetkilerinin olduğunu, temsil yetkisi olanların da farklı davranması gerektiğini bildirdim. Ve hatta peygambere şunu söyledi. Eğer ki onlar lüks yaşam içinde, lüksü yaşamak için özeniyorlarsa, seni de fazla sıkıyorlarsa göster onlara kapıyı. O kadar basit yani, o kadar net olarak özetliyorum şimdi. Şimdi işte işin şey tarafı bu, ama ben bu kamu malı noktasından şimdi şöyle söyleyeyim. Kamu geliri noktasından ihanet edilmeyeceğini, bakın kamu malından fazla istifade etmek isteyen peygamber eşlerine Allah'ın kapı gösterdiğini, yani onları boşamasını, başından def etmesini istediğini açıkça söylüyorum yani. Böyle bu ayetlerde görürüz. Müslümanlık bu hocam, işte Müslümanlık bu. Şimdi buna şey yaptığımız zaman şöyle bir şey var. Burada ne yazık ki bunu da burada bahsetmek zorundayım. Bundan zannedersem 5-6 sene oldu. Basında bazı üst kademe yöneticilerin hazineden çevresindeki yandaşlarına, akrabalarına bir şeylerin fazladan verdiğini aktardığı kamuoyuna yansıdı. O gün için milletvekilliği olan bir arkadaş, bir vatandaş diyeyim. Arkadaş değil. Böyle ben ismini biliyorum da cismini de biliyorum şeklinde bir yakınlığım yok. O dedi ki Allah Kur'an'da yöneticilerin yakınlarına böyle bir hak tanıyor. Yöneticilerin yakınlarına para pul aktarma, onlara vermeyi. Hani cuma günleri hatip hutbede hutbe okuyor ya hani. Orada inna Allah ya'muru bil adli vel ihsani ve itazil gurba diye ve itazil gurba yakınlara vermeyi diye. Burada yakınları kayırın, yakınlarınızı doyurun, yakınlarınıza şey kıyak geçin falan gibi Allah'ın emridir. Allah buna müsaade ediyor. Onlar da bu ayet fehvasınca böyle hareket ediyor deme cüretinde bulundu. Ben o zaman kendisine eline ulaştı ulaşmadı ama yani bir mektup gönderdim. O ayet bu demek değil, o anlam bu demek değil diye. Şöyle söyleyeyim. Kur'an'ımızda zil kurbanın kayırılması noktası var. Ama zil kurba akraba hısım, yandaş akraba hısım değil. Zil kurbanın kimler olduğunu Haşr suresinin 7 ve 8. ayetlerinde Allah bize açıklar. Onlar ki yani şöyle elçiye yakınlık sahiplerine ki bunlar fakirlerdir. Allah'ın armağan ve rızasını ararken yurtlarından ve mallarından çıkarılmışlardır. Allah'a ve elçisine yardım ederler. İşte onlar doğruların ta kendileridir. İşte Allah'ın tarif ettiği zil kurba bu gruptur. Böyle insanlardır. Kesinlikle particilerin, politikacıların bilmem akrabası, yandaşı falan filan değildir. Yani bunu da burada kamuoyuna şey yapayım. Yine tarihimizden bir örnek daha vereceğim. Onu da burada şöyle bir şey ifade edeyim. Bu da nedir? Bu da yani tarihi şeylerde çok enteresan noktası var. Şimdi biraz daha belki tebessüm edilecek bu olaya. Bizim tarihimizde hani Sultan Abdülhamit döneminde bir 93 harbi var. Evet. Şimdi o harbin sonucunda işte Fuat Paşa zaferle çıkar. Ve tutarlar Fuat Paşa'ya yani bir tören, ne diyeceğim, madalya töreni, iltifat töreni düzenlenir. Şimdi o ana kadar da, bakın şimdi en şey noktası bu, o ana kadar da devlet geleneğinde bir adet varmış. Böyle bir yani törenler olduğu zaman sadece yani zafer kazanan, yani galip tarafa değil, yani devlet ayağını dediğimiz üst yöneticiler var ya, onların hepsine madalya verilir, onların hepsine izzet ikramda bulunur, paralar, pullar onlara gırla gidermiş. Böyle bir geleneği bizim sarayda oluşturmuşlar. Tarihçiler bunu iyi biliyor, bakın.
Şimdi bu gelenek devam ederken işte 93 Harbi'nde de şimdi Fuat Paşa zaferden döndüğü zaman buna madalya takılacak. Ona ikramda bulunacak. Ama sarayın ayağını dediğimiz üst yönetimin hepsi sıraya girmiş, hepsine madalya veriliyor, hepsine para pul veriliyor, hepsine ikramiye sunuluyor. Fuat Paşa bunu da bizatihi padişah veriyor. Fuat Paşa işte bu aşamada kendisine bu madalya takılırken itiraz ediyor. Padişaha şöyle söylüyor. Hünkârım diyor, beni bu konudan muaf tutun, affedin beni diyor. Ben bu madalyayı hak etmedim diyor. Beni muaf tutun bundan diyor. Padişah diyor ki niye diyor, sen zafer kazandın, sen bu şeyin sahibi sensin diyor. Sana verilecek diyor. Tamam. Hayır diyor, isterseniz diyor, yani ben bu şeyi hak etmedim, ben zafer kazanmadım diyor tekrar. Nasıl olur diyor şimdi. İsterseniz diyor Şeyhülislam Hazretlerine bir sorun diyor. Şeyhülislam Hazretlerine bir sorun diyor. Şeyhülislam da var. O da madalya alıyor. Bilmem paşanın bilmem doğudaki zaferinden şuyundan buyundan, anlatabiliyor muyum? Savaş meydanlarında savaşmış gibi o da şey alıyor. Madalya alıyor. İkramiye alıyor. İşte sorun bakalım diyor. Hani Şeyhülislam Hazretlerine diyor, o savaşta beni görmüş mü o diyor. Ben var mıydım cephede, bir soru verin diyor. Ve işte padişah o zaman uyanıyor. Aklı başına geliyor. Yapılan işlerin yanlışlığı üzerinde şey yapıyor. O adeti kaldırıyor. Şimdi burada şuraya geleceğiz. Konu neydi? Görevlilerin, değil mi? İmamların göreviydi. Namazdan vesaire kesinlikle bunların böyle bir şey söz konusu olmadığına göre bunlar eğitim ordusuna katılmalı. Bakın, eğitim ordusuna katılmalı. Namazdan kesinlikle para alınamaz. Bakın, bugünkü imamlık görevi yapan arkadaşların hepsi bir iki fakülte mezunu. Milli eğitimin bilmem ne kadar şeye ihtiyacı var. Öğretmene ihtiyacı var, kadro veremiyor, onlara şey yapamıyor. Ve bunlar ama okullarda, ama camileri halk eğitim merkezi haline getirsinler. 24 saat camileri açık şey yapsınlar. Orada resiminden, müziğinden, sporundan, İngilizcesinden, şuyundan, buyundan millete dersler versinler. Ve böylece madem bu görevi almışlar, maaşlarını hak etsinler. Aksi halde... Hocam süremiz bitti. Süremiz bitti. Ona tamam. Göre şey yapalım. Hakikaten başka türlü bu işin çıkar yolu yok. Arkadaşımızın dediği gibi. Burada tekrar ediyorum. Kamudan haksız yere maaş alanları Allah iffetsiz olarak tanımlıyor. Ben değerli izleyicilerimize selam ve saygılarımı ileteyim o zaman. Sözümü böyle bağlayayım. Evet. Değerli izleyenlerimiz, kamu görevi bir emanettir. İhanet edilemez. Kamu zenginleşme aracı olamaz. Bilgiler için Hakkı Yılmaz'a teşekkürler. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.